Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acar, inovasyon ve girişimcilik platformu InnoCampus'te gerçekleştirilen proje çalışmalarını yerinde izledi. Konteynerlerin içinde hem eğitimlerini görüyorlar, hem yapmayı kullanıyorlar, hem terastan manzaraya bakıyorlar. Bayağı dolu dolu iki ay oldu ama en dolu herhalde bu son bir hafta oldu. Bayağı burada yoğun bir çalışma oldu. 8 tane takımımız var. Bugün artık demo günü diyoruz. Projelerin sunumlarını yapacaklar. Ve girişimcilik etkinliklerine bu sunumlarda genelde şöyle olur. Ya 3 dakika ya 5 dakika olur. Aslında anlatabilecekleri çok uzun şeyler var ama fazla detaya girmeden en böyle çekici kısımlarıyla 5 dakikada anlatmaya çalışacaklar. Bayağı da zor bir şey aslında 5 dakikada her şeyi anlatmak. Çomuli öğrenciler 2 ay süreyle InnoCampus konteynerinde gerçekleştirdikleri proje çalışmalarının tanıtımını yaptı. Bizim ihtiyacımız 65 bin TL 6 ay için. Hedefimiz 30 özel okula. Özel okullara ortalama 2400 öğrenciye ulaşmak. Tek tek planladık burada hangi ay ne yapılacağını. Süreç ne Ali'nin ne Ayşe'nin istediği gibi geçmiyor. Tam istedikleri, hayal ettiklerini bulamıyorlar veyahut Mahmutgiller'de tam istedikleri gibi yurtlarını dolduramayabiliyor. Böyle bir soruna biz çözüm olarak Kiyurtlar diyoruz. Kiyurtlar öğrencilere daha şehre gelmeden güvenilir olarak bütün yurtları, apartları ve pansiyonları göstereceği, yurtların da aynı zamanda daha düşük bütçelerle kendilerinin tanıtımını yapabileceği bir web projesi. Burada çözüm olarak biz diğer bu noktalardan farklı olarak neler sunduğumuzu bahsedeceğiz. Öncelikle bütün firmalar tek bir sistemde olacak ve bununla beraber akıllı arama bölümümüzle beraber Ali Ayşe istediği gibi kendi kıstaslarına göre hayali neyse bütün o firmalar arasından buna yönelecek. Örneğin şehir bilgisini girecek şehirdekini, sadece fakülte bilgisini girecek fakültedeki yakın olan yurt olacak veya daha detaylı aramalar yaparak aradığını bulabilecek. Binaların karbon ayak izinin %40'larda olduğu ve akıllı cam teknolojisiyle %17'lere kadar düşürüldüğü, binaların enerji tüketiminin %20'nin üzerinde azaldığı ve ısıtma soğutma maliyetlerinin %30, aydınlanma maliyetlerinde ise %60'a kadar tasarruf sağlanabildiği görülmüştür. Kışın olabildiğince güneş ışığından faydalanmak ve sıcak bir ortam isterken yazın güneş ışığını engelleyip serin bir ortam isteriz. Ve bunlar için perde gibi ışığı engelleyecek ama ışığı tam olarak kontrol edemediğimiz sistemler. Hem Zeynep Hanım'la hem Mehmet Bey'le konuştuk. Bize bu sistemi anlattılar. Ondan sonra da doğrusu ben o zaman da fark ettim ki gerçekten bu öğrencilerimize ufuk açacak bir şey. Hemen yapalım dedim. Ondan sonra İsmail Tarhan hocamız sağ olsun. Hocamız İletişim Fakültesi dekanımız ama aynı zamanda fizik ve fen bilimleri konusunda çok önemli çalışmaları olan bir hocamız. Sağ olsun o da sahip çıktı bu projeye ve sonuna kadar da herhalde bugüne kadar da ne gerektiyse üniversitemiz adına takip etti. Doğrusu aynı şeyi düşünüyorum Mehmet Bey'in söylediğiyle. Belki buradan hani mucizevi bir şey beklemiyoruz ama bence olan şey de mucizevi bir şey. Yani farkında olmak, inovatif, yenilikçi düşünceler geliştirmeye çalışmak ve bunun uygulama imkanı bulabilmek. En azından böyle bir şeyin tanıtılması, böyle bir mantalitenin geliştirilmesi anlamında çok ciddi bir katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Yani sadece öğrencilerimizin %1'ine bile, hatta 1000'de 1'ine bile, hatta 10 binde 1'ine bile ulaşmış olsa, 3 kişiye, 5 kişiye bile ulaşmış olsa bu büyük bir kazançtır bence. Çünkü büyük başarıların arkasında ben hep şunu gördüm. Araştırdığınız zaman 1-2 kişiye ulaşırsınız. O 1-2 kişi önemlidir işte. O anlamda ben bunun yansımalarının büyük olacağını biliyorum. İnşallah yine Kale Grubu Zeynep Hanım istiyorlar ki böyle bir şeyi Çanakkale'de sürekli hale getirelim. O konuda üniversitemizle işbirliği yapmak istiyorlar. Biz de çok istiyoruz. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Belki süreçlerde İbrahim Bodur adının bu şekilde Çanakkale'de yaşatılması ayrı bir önem taşıyor bence. Biraz önce de ifade ettiğim bir görüşmemiz vardı.
Ben Türkiye'nin yetiştirdiği büyük iş adamlarının aynı zamanda büyük girişimciler, büyük yenilikçiler olduğunu biliyorum. Onların isimlerinin ön plana çıkarılması, bu yanımızda bulunan öğrencilerimiz, gençlerimiz için hani modern tabiriyle rol model olmalarını sağlamamız gerekiyor.